FETÖ gündemi var sırada. İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine dair ilk iddianame hazır. Konya'da gözaltına alınan pilotsa FETÖ elebaşının talimatlarının kendilerine şifreli CD'lerle geldiğini söyledi. Fethullah Gülen terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmalar devam ediyor. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine katılan askerler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilk darbe iddianamesi tamamlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etmeye kalkışan 28'i tutuklu subay olmak üzere 62 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Öte yandan darbe girişimi kapsamında Konya merkezli operasyonda gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan bir pilot, gizliliğe daha da önem veren örgütün Fethullah Gülen'in mesajlarının oyun CD'leriyle şifrelendiğini anlattı. İşte o açıklama. Bizden sorumlu abiler bu süreçten sonra gizliliğe daha da riayet etmeye başladılar. Kitaplar yerine CD'ler getiriliyordu. Bu CD'ler şifreliydi. Sohbetlere getirdikleri bilgisayarların hard diskleri sökük oluyordu. Bu bilgisayarların işletim sistemi pardüstü. Getirilen CD'leri bilgisayara takınca karşınıza bir oyun çıkıyordu. Bu oyunu oynayıp yanmanız gerekiyordu. Yanınca açılan sayfada CD'yi açmak için bir takım şifreler yazıyordu. Bu şifreler vasıtasıyla CD'nin açılması sağlanıp içindekiler bizlere izletiliyordu. CD'lerde sıkıştırılmış FETÖ'ye ait kitaplar ve değişik materyaller bulunuyordu. Bu arada Ankara'da ilginç bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 2011 yılı Hava Harp Okulu 1.'si SK, FETÖ imamlarının isimlerini verince serbest kaldı. Bir gün sonra savcılığa başvurarak itiraflarımdaki bilgiler doğru değil deyince de tutuklandı.